Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun abi. Abi nasılsınız? Abi burada nasılsınız? Abi burada nasılsınız? Abi burada nasılsınız? Uç nasip kısmet inşallah. Olur falan. Kolay inşallah. Hayırlı işler. Abi sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Başkanım, muhterem hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, aday tanıtım toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, parti yönetimlerinde beraber çalıştığım, daha sonra Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve her türlü fedakarlığı yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Murat Avalı kardeşime hepinizin huzurunda hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz inanıyoruz ki kendisi ülkücü terbiyede, milliyetçi çizgide verilecek her türlü görevi layıkıyla yerine getirecektir. Değerli arkadaşlar, bugün üçüncüsünü tertip ettiğimiz aday tanıtım toplantıları Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisini ifade ettiği ve hassas noktaları sizlerle paylaştığı toplantılar şeklinde geçmektedir. Ben yine daha önceki toplantılarda olduğu gibi şimdi de bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Türkiye'nin içinde bulunduğu politik, siyasal ve ekonomik sıkıntılardan dolayı 16 Nisan referandumu sonucunda kabul edilen ve ilk yapılacak genel seçimler olan Kasım 2019'da hayata geçmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin yönetimsel anlamdaki krizleri çözülmesi hedefleniyordu. Lakin üzerimizde oynanan birçok oyundan dolayı ülkemizin 2019 Kasım'ı bekleme lüksü kalmamıştır. Sayın Genel Başkanımız yaptığı grup toplantısında ülkenin acilen erken seçime gitmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı İktidar Partisi Başkanı, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler neticesinde 26 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçiminin yapılmasına karar verildi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla konuşmama başlamak istiyorum. Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, Sayın Ocak İl Başkanım, Ocak Başkanım, Kamusen Başkanım, değerli İl Genel Meclis Üyeleri Büyüklerim, Belediye Meclis Üyesi Büyüklerim, TÜRKAV'ın değerli başkanı, kadın kollarının değerli üyeleri, değerli aday adayı arkadaşlarım, bizi burada yalnız bırakmadığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ve partili partisiz, büyük küçük demeden, buraya gelen, teşrif eden tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Teşkilatımın bildiği üzere Sayın İl Başkanımla daha evvel de İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Daha sonra bu genel merkezimin takdiriyle, teşkilatımın desteğiyle Merkez İlçe Başkanlığı'na 2 Nisan 2017 tarihinde aday oldum ve kazandım. Bir seneyi aşkın bir süre bu şerefli görevi il teşkilatımla, ocak teşkilatımla, bağlı yan kuruluşları kuruluşlarımızla, değerli dava büyüklerimizle eda etmeye çalıştık. 15 Temmuz sürecinden sonra ülkemizin, devletimizin içinde bulunduğu bu zor şartlar ve şahsımın da devletim, ülkem ve partim adına taşın altına elini sokma mecburiyetini şahsım adına getirdi. Ben de ülkesini seven her bir fert gibi burada ister bu sıralamaya gireyim, ister girmeyeyim, ister seçileyim, ister seçilmeyeyim, her ülkücü ferdin bu davaya emek vermiş, bunca yıl eziyetini çekmiş insanlar gibi, onlardan aldığımız örnek gibi, burada oturan büyüklerim gibi buraya aday adayı olmaya, milletvekiline aday adayı olmaya karar verdim. Bu kararımın şu an sizleri burada gördükten sonra ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha anlıyorum. Ben şahsım adına değil, aday adayı olan arkadaşlarım için sizden destek bekliyorum. Çünkü ben destek verilse de, verilmese de huzurunuzda namus ve şeref sözü veriyor. Tüm aday aday arkadaşlarımı, daha sonra da sıralamaya giren arkadaşlarımın yanında gücümün yettiğince maddi ve manevi olmanın sözünü burada huzurunuzda veriyorum. Bu zor şartlar bizim milletvekili olup olmamamızın şartları ya da arzusu isteği değildir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumu el birliğiyle bertaraf etme, hainlere, darbecilere, ihanet mensuplarına gerekli dersi el birliğiyle verme günüdür. Biz PKK'yla, FETÖ'yle korkusu olmadan Türk milliyetçileri olarak 15 Temmuz'da sokaklarda, daha sonra da fikrimizle ve zikrimizle her zaman karşı geldik. Bundan sonra da karşı geleceğiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Ben değerli dava büyüklerimden, teşkilatımıza yeni gelen, yeni katılan, gönüllü, heyecanlı arkadaşlarımızdan partim ve şahsım adına destek bekliyorum. Sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz dualı bir milletiz. Bu dualı milletin dualı bir hareketiyiz. Bu hareketin herhangi bir kademesinde görev almak bizim için büyük onur ve şereftir. Bundan sonra da partimin ve teşkilatımın her daim yanında olacağıma söz veriyorum. Allah Türk'ü korusun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu bu harekete inanır. Müracaatımıza kavlumuzu arz edelim. Arkadaşlar, hepiniz katılımından dolayı teşekkür ederiz. Çok sağ olun.